çok severdi eşim. Yürüyerek giderdi, çok çalışırdı. Bazı şeyler yapın arkadaşlar, kendinizle ilgili. Hani onlardan etkilenip mi gençlere önem verdiniz, evet, yoksa gençler mi bir şeyler çabaladı sizin gözünüze girmek için? Mesela ben kendi adıma Serkan vardı, Bursa sporlu. Volkan Şen, kaleci Doğan en son Kayseri'de. Hep bunların önünü açan sizsiniz. Bunlar mı size bir şeyler göstermeye çalışıyor, yoksa siz illa ben genç kazanayım diye mi baktınız duruma? Genç lazım biliyorsunuz. Ne yapacak o oyuncu? Daha ileriye götürecek. Siz şöyle oluyor bir de. Altyapıdan bir oyuncu alıyorsunuz A takımına. Altyapı ne oluyor biliyor musunuz? Herkese şöyle bir güven geliyor. Antrenörüne, oyuncusuna. Ya demek ki biz bir şey yaparsak, bak oraya bir oyuncu verebiliriz. Oyuncular da diyor ki biz daha çok çalışırsak, arkadaşım gibi ben de oraya gidebilirim. Aşağıda da bir sirkülasyon olmaya başlıyor. Bir heyecan dalgası oluyor. O anlamda da çok katkısı var. Bazı oyuncuların da şansı var. Mesela Volkan Şen ayakkabısıyla dikkatimi çekmişti. Fosforlu bir ayakkabısı vardı. Dedim ne güzel ayakkabısı var antrenmana çıkarken ilk Bursa Spor'a gittiğimde. Dediler bu işte fena oyuncu değil, yetenekli falan dediler. Çift kale yaptım. Gerçekten de çok yetenekli. O hafta oynattım onu. Oynattım, gol attı. Böyle 60-70 tane oyuncu var. Hepsi de amiri takımına çıktı. Ne yapmak lazım? Futbola bakmak lazım arkadaşlar. Siz içeride şöyle bakacaksınız. Yaşlı ama örnek. Yaşlı ama işini iyi yapıyor. Değil mi? Yaşlı ama çalışıyor. Size her anlamda destek veriyor. Sakın dışlamayın. Öyle bir şey yok futbolda. Öbürü genç, yetenekli. Gelecek vaat ediyor. Değil mi? Oraya bakışta böyle. O zaman ne yapacaksınız? Oynatacaksınız. Yani sadece ben genç oyuncu olurum, oynatırım. Sadece ben tecrübe. Böyle bir şey yok futbolda. Elinizde bir kadro var. 25 kişi, 28 kişi neyse. O kadronun içinden hak edenleri, bir kere teknik direktörün birinci özelliğinin adaletli olması lazım arkadaşlar. Birinci özellik, adaletli olacaksınız. Ne yapacaksınız? Eşit dağıtacaksınız. Hak edene formayı vereceksiniz. Vermezseniz zaten takım bütünlüğünü kazandıramazsınız. İçeride de kazandıramazsınız, dışarıda da. Yani siz çok kısa sürede o işin dışında kalırsınız. Ama formayı hak edene verirseniz, takım içi adaleti sağlarsanız, bir kere takımla ilgili inanılmaz mutlu, keyifli olursunuz. Sakın bunu unutmayın. Bir şeyleri içeride doğru yapın. Belki İskenderun'daki gençlerin potansiyelini nasıl görüyorsunuz? Özellikle alt yaş kategorilerinde çok yetenekli oyuncular var. Siz de biliyorsunuz. Buradaki tek sıkıntı buranın tesis olayının çok kötü durumda olması. Bu konuda nasıl şeyleriniz, çözümler üretebiliriz? Ama buradan oyuncuların bir yere gelmesi için ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Onları takımlara tavsiye ediyorum. Bazı takımların altyapılarına gönderiyorum. Tabii biz dışarıda kaldığımız için içeride bu organizasyonları yapmanın da bir anlamı var, bir anlamı yok. İnsanlar farklı. Mesela bir yetenekli çocuğu gönderiyorsunuz. Ondan sonra o niye gitmedi, bu niye gitmedi? O kısır çekişmelerin dışında kalmak lazım. Hak edeni, demin de söylediğim gibi, hak ettiği yere getirmek lazım. Tesis, ülkenin en büyük sorunu arkadaşlar. Yıllardır diyorum ki ben bu federasyonu, o altyapılara, altyapı için kulüplere para vermeyin. Parayı veriyorlar, onlar profesyonel takıma kullanıyorlar. Diyorum ki, arkadaşlar tek tip bir proje yapalım. Ülke genelinde ne kadar takım varsa eşit bölelim. Her sene 20 tanesini, 30 tanesini yenileyelim. Veya yoksa yeniden yapalım. Ancak böyle geliştiririz futbol diyoruz. Ama maalesef bu sistemi biz değiştiremiyoruz arkadaşlar. Normalde şu tesis sorunu o kadar basit ki, hele bizim ülkemizde, bu kadar yatırım yapılıyor. Öyle değil mi? Ne statlar yapıldı? Bir stat eksik yapsak, bütün altyapıları düzenleriz arkadaşlar. Yenileriz, olmayanları yenisini yaparız. Evlatlarımıza yatırım. Ya bunu yapmazsak nasıl yapacağız arkadaşlar? Ben geçen içeride de söyledim, Beşiktaş'ın altyapısına gittim. Arkadaşları bir görün diye özlemiştim onları. Beşiktaş'ın altyapısı bir halı saha, bir nizami bir halı sahayı düşünün. Dörde bölüp çalışıyorlar arkadaşlar. Dört takım çalışıyor. Ya olabilir bir şey midir bu ya? Bir oyuncu eksik alacaksın, gideceksin. İstanbul'un en güzel yerinde 6 tane, 8 tane. Sonra yöneticiler biliyor, bir ayak altyapısı seyrettik diyorlar. Ve bunu da söylüyorlar, yöneticiler açıklama yapıyor. İşte 12 tane, 14 tane saha var, 2 tane daha yapıyorlar. Ya insan bunu söylemeye utanır ya. Utanırım, kaybolurum. Buhar olup uçacaksınız ya. Öyle değil mi? Getireceksiniz arkadaşlar, yapacaksınız. Bunları planlayacaksınız. Bunları yapmazsanız
Sizin borcunuz 4 milyar olur, öbürünün 5 milyar olur. Borç yarışı var şimdi. Futbol yarıştan çıktık. Şu anda borç yarışı var. Kiminki daha fazla?